Başta büyük şehrimiz olmak üzere Melikgazi, Koca Sinan ve Talas belediyelerimiz faaliyetlerini 24 saat hiç ara vermeden devam ettiriyorlar. Günde konuştuğumuzda bu tarihi eserleri bir gezelim, oradaki çalışmaları görelim diye Palancıoğlu başkanımız davet etti. Onun üzerine de buradayız şimdi. Tabii Kayseri hepimizin bildiği gibi kadim bir şehir. Binlerce yıllık tarihi olan bir şehir. Kapalı Çarşı da Türkiye'deki 3 tane bilinen kapalı çarşıdan birisi. Burası aslında Selçuklu'ya dayandırılır ama Selçuklu öncesinde de buranın çarşı olarak kullanıldığı ile ilgili bir takım kitaplarda yazılar geçiyor. Yani Kayseri bilinen tarihiyle veyahut da az çok yazılı hale dökülmüş haliyle 2000 yıldır şu merkezde yaşıyorsa, burada şehrin merkezi işte bu kapalı çarşı, vilayet tarafının bulunduğu yer idare merkezi, cami kebirin bulunduğu yer bu çevrede alışveriş merkezi olarak geçiyor. Burada çok güzel bir kapalı çarşımız var. Yanında onu besleyen hanlar var. Ne yazık ki 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda o tarihi eserlerimiz, özellikle bedestenlerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, daha öncesine ait, üzülerek söylüyorum, Mimar Sinan'ın İstasyon Caddesi'ndeki hamamı dahil olmak üzere iş bilmez insanlar tarafından, belki iyi niyetlidirler ama ne diyelim, yıkılmış. Yol yapacağız diye yıkılmış, cadde açıyoruz diye yıkılmış, şu kötü eserleri buradan kaldıralım diye yıkılmış. Bunların bir değer olduğu zaman içerisinde yavaş yavaş belli oldu. Çok şükür 20 senedir de neredeyse bunları koruyabilmek adına müthiş bir mücadele veriyoruz. Kapalı Çarşı restore edildi, tamam. Vezirhan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Belediyemiz herhalde orayı şimdi kiralayıp kültür hizmetlerinde veyahut da günlük hizmetlerde kullanacak, vatandaşı açacak, yaşayan bir alan haline gelecek. Bu kadim şehrin adına yakışır bir şekilde her tarafında yaşayan tarihi eserlerinin de açığa çıkması, yaşaması, içine fonksiyon yüklenmesi ve burada yaşayan insanların böyle bir kadim kültürün ürünü olarak veyahut da bir temsilcisi, bir mirasçısı olarak yaşadıklarını bilmeleri lazım diye düşünüyoruz. Yani diyorum ya, aslında söze başlarken de meclisteki konuşmalardan içimizin karardığını söyleyerek çıkıp geldiğimizi söylemiştim. Bu boşuna değil. Adı Gazi Meclis. Adı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Görüşülen bütçe. Nedir orada görüşülmesi gereken? Elde bir imkan var. Kaynak var. Bu kaynağın bakanlıklar arasında dağılımı var. Ve bunun nihayetinde sene sonuna kadar uygulanacağı bir ortam var. Bununla ilgili iki cümle duydunuz mu derseniz, bazen işin ehli olan arkadaşlar çıkıyorlar, güzel şeyler söylediler. Ama aralarından bunu cımbızla seçersiniz. Onun dışında özgür gibiler. Nasıl hakaret ederim? Ortalığı nasıl karıştırırım? Acaba ortalığı gererim de burada bir kavga nasıl çıkarırım? Hep bunun peşindeler. Ya Allah aşkına, herkes elini vicdanına koysun. Tayyip Bey askeri güçle mi geldi oturdu buraya? Eğer diktatör diyeceklerse askeri güçle gelip oturan cumhurbaşkanlarını söylesinler. Hepsi CHP tandanslıydı. Ruhları CHP yazıyordu. İçleri, kalpleri CHP yazıyordu onların. Askeri ürün olarak geldiler, oturdular. Tayyip Bey seçime girdi. Alnın akıyla 150'den fazla oy aldı. Geldi oturuyor. Seçim var kardeşim, çalışın. Yalanı bırakın, iftirayı bırakın. İnsanlara ne yapacağınızı söyleyin. İnsanlar sizi sevsinler ya. Ömürleri yalan. Her konuştukları yalan. Böyle insanlara ne denir ki? Düşünün, CHP'de ağzını açanı dışarı atıyorlar. Adam 10 kere seçim kaybediyor. Orada oturmaya devam ediyor. Niye? Delegeleri ayarlamış. Kendi adamlarını getirmiş. O diktatör olmuyor. Her seçimde aslanlar gibi Türk milletinin oyunu almış, gelmiş insana siz diktatör diyorsunuz. Ne denebilir? Ne söylenebilir buna? Allah iyiliklerini versin. Allah bu hasta ruhtan kurtarsın bizi.